varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, uzak diyarların birinde güzel güzel bir prenses doğmuş. Pamuk gibi yanakları olduğu için annesi onun adını Pamuk Prenses koymuş. Pamuk Prenses çok iyi kalpli bir prensesmiş. Ama günler geçip annesi hastalanınca Pamuk Prenses'in babası yeni bir kraliçeyle evlenmiş. Bu kraliçe çok güzelmiş ama kötü kalpli bir kraliçeymiş. Her gün aynısını çağırıp şu soruyu sorarmış. Anne anne say bana. Ben anne say bana bu dünyada. Ben kraliçemişsiniz. En güzel sizsiniz dermiş. Ama Pamuk Prenses büyüyüp güzelleşip genç kız olunca kraliçe bir daha sormuş. Anne anne say bana. Ben anne say bana bu dünyada. Ben kraliçemişsiniz. Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bu duruma çok kızmış. Hangi? Olamaz. Demiş ve hemen yanına avcısı. Hemen avcısını çağırmış. Pamuk Prenses'i ormana götürüp kalbini bana getir demiş. Avcı Pamuk Prenses'i almış, ormanda gezmiş. Avcıyla Pamuk Prenses ormanda bayağı bir gezmişler. En sonunda avcı Pamuk Prenses'e kıyamamış, bir hayvanın kalbini alıp kraliçeye götürmüş. Pamuk Prenses günlerce ormanda gezmiş. Hiç gidecek bir yer bulamamış, ağlamaya başlamış. Sonra uzaklarda bir ev görmüş. Bu ev küçücükmüş ama çaresiz kapısını çalmış. Bir daha çalmış. Açan olmayınca kapıyı açık görmüş ve içeri girmiş. Bir de ne görsün, çok küçük eşyalar varmış bu evde. Hepsini temizlemiş güzelce. Bu sırada çok yorulmuş, yatakta uyuyakalmış. O sırada evin gerçek sahibi olan cüceler madenden geliyorlarmış. Nerede cüceleriz? Yataklarında yatan bir yabancı görünce çok şaşırmışlar. Bu sırada Pamuk Prenses uyanmış. Daha da bana zarar vermeyin. Demiş. Aralarında bir toplantı yapmış cüceler. Ve Pamuk Prenses'e şöyle demişler. Ama sakın kapıyı kimseye açma demişler ve madene gitmişler. Biz tam gidiyoruz, on beş dolar değiliz. Biz tam gidiyoruz, on beş dolar değiliz. Bu sırada kraliçe aynasına tekrar sormuş. Pamuk Prenses'in yaşadığını öğrenen kraliçe çok kızmış. Hemen yüzünü değiştirip zehirli bir elma alıp Pamuk Prenses'in yanına gitmiş. Kapıyı çalmış ama Pamuk Prenses açmamış. Pencereden bakmış. Bir bardak su istemiş. Pamuk Prenses pencereden ona bir bardak su vermiş. Bunun karşılığında cadı da zehirli elmasını Pamuk Prenses'e uzatmış. Pamuk Prenses elmayı ısırır ısırmaz yere bayılıvermiş. Bu sırada cüceler madenden geliyorlarmış. Biz tam gidiyoruz, onlar kolları biliriz. Biz tam gidiyoruz, onlar kolları biliriz. Pamuk Prenses'in baygın olduğunu görünce uyandırmaya çalışmışlar. Uyanmayınca üzüntüden ağlamışlar hep beraber. Ağlamışlar. Sonra Pamuk Prenses'e çok güzel bir yatak yapıp onu yatağına yatırmışlar. Pamuk Prenses orada günlerce, aylarca uyumuş. Cüceler madenlerine gitmişler. Tam geçeceğiz, onlar da bu sırada oradan geçen yakışıklı bir prens, beyaz atlı yakışıklı prens, Pamuk Prenses'i görmüş ve yanına gitmiş. Pamuk Prenses'in yanağından okşar okşamaz Pamuk Prenses uyanmış. Yakışıklı prensle birbirlerine aşık olmuşlar. Prens önünde diz çöküp ona evlenme teklif etmiş. Pamuk Prenses bu teklifi kabul etmiş. El ele tutuşmuşlar. Bu sırada cüceler prensle onların birbirine aşık olduğunu görünce onlar da çok mutlu olmuş. Etraflarında sevgi çemberi kurup şarkılar söylemişler. La 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 la
kötü kalpli kraliçede iyi kalpli bir kraliçe olmuş ve onlarla ormanda yaşamaya karar vermiş. Hep birlikte mutluluk içinde bir ömür yaşamışlar.